Herkes hoş geldi YKS Tayfa. Hepiniz hoş geldiniz. Tek Uzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? 2023'ü bitirmek üzereyiz. Aralık ayını bitirmek üzereyiz. Sınava gün geçtikçe yaklaşıyoruz. Neler yapıyoruz? İyi mi herkes? Merhaba Berivancığım. Merhabalar Merve. Merhabalar Ayşe'cim. Hepiniz hoş geldiniz. Siz gelmeden arkadaşlardan tavsiye aldım. Kayıtlılarmış. Ben de kaydolmak istiyorum. İrem'cim, seminer sonunda özel bir kampanyamız var. Seminer sonunu bekle. Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz arkadaşlarım. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Katılabilirler tabii ki de. Kimler kayıtlı? Kimler tek uzemli? Kimler tek esri? Hadi biraz tanışalım. Kayıtlılar parmak kaldırsın. Şeyma Nurcuğum, seni tanıyor gibiyim. Kaydını ben almış olabilirim. Yarım artı, evet. Seminer sonunda tam artı olacak. Çok güzel. Ben Trabzonluyum ama tek esliyim hocam. Ahmet'ciğim çok tatlısın. Evet. Hepimiz tek esliyiz arkadaşlar. Evet. Harika. Peki bu seminerimizde neleri ele alacağız? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yok, kayıtlı öğrenciler de girebilir, kayıt olmayanlar da girebilir arkadaşlar. Bu aslında biraz daha kayıt olmayan öğrencilerimize yönelik bir seminer ama kayıtlı öğrencilerimiz de kalabilir. Hiç problem değil. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ben tesadüf eseri gördüm ve geldim. İyi yapmışsın Ahsen'cim, hoş geldin aramıza. Memnun ayrılacaksın, eminim bundan. Evet YKS Tayfa, bu seminerimizde YKS çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve sınavı tanıyıp tanımadığınızın, YKS çalışmalarına ne zaman başlayacağınızın, sorumluluklarınızdan kalan zamanı ve seviyenize göre nasıl bir YKS çalışma programı hazırlayacağınızın, YKS'de başarılı olanların ortak yönlerinin neler olduğunun ve YKS'de yeterli puan alamayanların nerede, hangi noktada hata yaptıklarının cevabını bulacağız arkadaşlar. Bugün bunun için buradayım. Hazırsak başlıyoruz. Bir enerji görmek istiyorum. Herkes hazır mı? Hazır olanlar parmak kaldırsın. Harika. Çok güzel, çok istekli bir tayfa. Gerçekten harikasınız. YKS öğrencilerinin yeri benim gözümde hep bir ayrı. Çok enerjik buluyorum onları. Ve tam bir Z kuşağı şeyliği var. Kıvrak zekalığı var yani arkadaşlar. İrem diyor ki 1 Ocak itibariyle sıkı çalışacağım. Aynen öyle. 24 bizim yılımız olacak mı arkadaşlar? 24 istediğimiz üniversiteye yerleştiğimiz yıl olacak mı? Hadi manifestleyelim bunu da bu arada. Olacak. Tabii ki sadece olacak demekle olmayacak. Gerekli aksiyonu alacağız, gerekli çalışma yapacağız. Orası ayrı ama her şey küçük bir adımla başlar değil mi arkadaşlarım? Biz o adımı atalım. Biz istekliliğimizi gösterelim. Bunu mutlaka karşılığını alacağız. Ben inanıyorum. Harika, hazırız. O zaman şimdi önce bir gireceğimiz sınavı tanıyalım. İçimizde kimler var? Kimler hangi bölümlerden hazırlanıyor? Dilciler var mı? Sayısalcılar var mı? Sözelciler, eşit ağırlıkçılar. Hadi hızlıca herkes bir branşını yazsın bakalım. 11. sınıf. Ah, sayısal, eşit ağırlık, sözel, sayısal. Dilci var mı? 12. sınıf sayısal, sayısal. Ankara hukuk istiyorum. İrem'cim biz de Ankara'dayız. Bizimle kazanırsan Ankara hukuk çok kolay olacak. İnşallah kazandığında ziyaretimize de gelirsin. Ben meslek okuyorum ama. Olsun İbrahim. Meslek liseli öğrenciler kazanamaz diye bir kaide yok. Senin çabana bakar. Ah, şirket avukatınız bile olurum. İrem'cim çok tatlısın. 12. sınıfım. Çok güzel, eşit ağırlık. Peki kimler hangi bölümleri istiyor? Hedeflerimiz neler? Bir 5 yıl sonra mesleğiniz olacak.
Hangi meslekte olacaksınız? Mühendislik, hukuk. Aa, ben üniversite okuyorum ama başka bölüm okuyorum. Hangi bölümü okuyorsun, hangi bölüme geçmek istiyorsun? Gastronomi, paramedik, anestezi, hemşirelik ya da matematik, diş. Wow. Merve polis olmak istiyor. Pilotaj olmak isteyen var. Çok güzel. Yapay zeka mühendisliği. Savaş pilotu olmazsa tıp. Wow. Merve, çok havalısın. İlk öğretim matematik öğretmeni okuyorum ama tıp istiyorum. Elif'ciğim çok güzel. Anestezi. Nisa'cığım sen kayıtlı öğrencimsin galiba. İsmin bir tanıdık geliyor. Sınıf öğretmenliği ya da polis. Harika. Ebelik. Fizyoloji okuyorum ama hava harp istiyorum. Ay, ne kadar böyle askeriyeye ilgimiz var değil mi? Kadınlar olarak. Çok havalı buluyorum ben açıkçası. Diş hekimliği. Harika. Şu an hedeflediğiniz ve buraya yazdığınız, somuta döktüğünüz bütün hayalleriniz umarım 24'te gerçek olur arkadaşlar. Ama bunu dediğim gibi sadece soyut bir hayalde bırakmayalım. Ya da sadece bu bizim idealimiz de demeyelim. Gereken çalışmayı yaparsanız neden olmasın? Kanımız kırmızı beyaz akıyor hocam, ondandır. Harikasın. Tamam. Nedir bu YKS? İçinizde mezunlar da var, ilk kez girecek olanlar da var, seneye girecek olanlar da var, bir sonraki seneye girecek olanlar da var. Yani 10, 11, 12, 12. sınıf ve mezun grupları var. Şimdi arkadaşlarım, YKS totalde 3 farklı oturumdan yapılan bir sınav. TYT, AYT ve YDT. TYT ortak oturum. YDT'ye de girsen, AYT'ye de girsen TYT'ye girmek zorundasın. Ve puanının tamı tamına %40'ını TYT'den alıyorsun. Toplamda TYT'de 120 tane soru var. 135 dakikada bu 120 soruyu doğru olarak yanıtlaman gerekiyor. Ve sadece TYT'ye giren öğrenciler ön lisans ve meslek yüksek okullarını tercih edebiliyorlar. Yani 2 yıllık bölümlerin tamamı TYT puanıyla aldığı için eğer hedefiniz ki anestezileri gördüm, tıbbi sekreterlikleri gördüm. Bu bölümlerse sizin AYT ve YDT ile hiç işiniz yok, onları bir kenara atalım. Sadece TYT'ye odaklanmanız sizin için yeterli olacaktır. Geliyorum AYT birçoğunuzun korkulu rüyası biliyorum. Mezunlarım neredesiniz, mezun grupları? Mezunlar AYT'ye girdiklerinde nasıl bu sorularla cebelleştiniz özellikle bu yıl? Çok iyi biliyorum. Merak etmeyin, aynı şeyi yaşamayacaksınız. Bunun için buradasınız. AYT'de arkadaşlarım toplamda 160 tane soru var. 40 matematik, 40 fen, 40 sosyal, 40 sosyal bilimler 1 yani Türk dili de dahil, 40 da sosyal bilimler 2. Toplam süreniz 180 dakika. AYT kendi içinde 3'e ayrılıyor. Sayısal, sözel, eşit ağırlık. Ve 4 yıllık bütün bölümlerin tamamı AYT puanının %60'ı, TYT puanının %40'ını katarak total puanı üzerinden tercih yapabiliyorsunuz. Yapay zeka hazırlayacak diyorlar soruları. Vallahi İremciğim ne yalan söyleyeyim, ben de öyle bir şeyler duydum. Şu yapay zeka hazırlamadan önce hedefimize ulaştık. Bu seneyi iyi değerlendirin arkadaşlarım. Benden size tavsiye. Geliyorum YDT'ye. Dilcilerim, birden fazla alanda yapılıyor. Sizin tercih ettiğiniz dil üzerinden, yani çoğunlukla İngilizce öğretmenliği falan ya da mütercim tercümanlık gibi, İngiliz dili ve edebiyatı gibi alanlar YDT puanı geçerli oluyor. Ve yine YDT, AYT görevini görüyor. %60 YDT, %40 TYT, total puanı senin üniversiteye yerleşme puanın oluyor. Toplam 80 sorun var, 120 dakikan var, Rusça, Arapça, Fransızca, İngilizce, Almanca gibi birden fazla alanda bu sınav yapılıyor ama TYT ve AYT'ye göre giren sayı çok daha azınlıkta. Ben Rusya'ya girecek birini görmüştüm İremciğim. Hatta bir öğrencim vardı ama yıllar önce. O şu an büyük bir ihtimalle öğretmen olmuştur. Evet, bu sene zor olacak. Hocam sizi geçen sene neden keşfedemedim, pişmanlığımı yaşıyorum. Yağmurcuğum, geç olsun güç olmasın, pişmanlık yok. Olumsuz hiçbir duygu yaşamasını istemiyorum buradaki hiçbir öğrencimin, anlaştık mı? Olumsuz yargı, olumsuz düşünce, olumsuz söylem, olumsuz hiçbir şey yok. İyi ki diyeceğiz. Bu zaman doğru zamanmış.
Sen hiç canını sıkma. Geç olsun güç olmasın biz buradayız, merak etme, bu yıl seninleyiz. Şimdi geldim arkadaşlar, birçoğunuz da hukuk, işte diş, eczacılık gibi, hatta tıp diyen de öğrencilerim oldu. Bunların belirli başlı sıralamaları var arkadaşlar. Yani her bölüme öyle tercih ettim gideceğim gibi bir durumunuz söz konusu olmuyor. Bazı bölümlerde başarı sıralaması şartı gibi kurallar var. Ve başarı sıralaması şartı olan bölümler bu görselde, tabloda ilettiğim bölümler tıp mesela. Sayısalda Türkiye'de ilk 50.000'e girmek zorundasın tercih yapmak için. Diş hekimliğinde ilk 80.000, eczacılık ilk 100.000, hukuk eşitarlıkta ilk 125.000, mimarlık sayısalda 250.000, öğretmenlik değişiyor tabii ki, sayısal, sözel, eşitarlık ve YDT gibi ilk 300.000'e girmen lazım. Mühendislikte sayısaldan ilk 300.000'e girmen gerekiyor. Anlaştık mı? Bunları biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Merveciğim, konuların bitmesinden ziyade o konuları taze tutman daha önemli. Yani sınava kadar aynı çalışma düzeyini bozmaman gerekiyor. Konuları bitirirsin, konu bitirmek kolay. Ama her konu bitiren öğrenmiş olmuyor. Ahmet'ciğim, hukuk fakültesi 125.000 istiyor. Geçen yıl 260.000'deysen, yani verimli bir programla hazırlanırsan ben ilk 100.000'e çekebileceğini düşünüyorum. Neden olmasın? Neden olmasın? Her şey mümkün. Yeter ki siz isteyin. Berra'cığım, sıkı çalışırsan şimdi başlasan tıp gelir. Neden olmasın? Ama arkadaşlar, bu çalışmayı böyle şey gibi düşünmeyin. Hocam ben zaten çalışıyorum. İşte Tuğba Hoca da söyledi kazanı. Hayır, bakın, doğru çalışmaktan bahsediyorum lütfen. İkisi aynı şeyler değil. Yani 7/24 YouTube'dan video izleyen öğrenci de kendini çalışmış varsayıyor. Bir yandan da konu konu eksik olduğu konuları analiz edip ona çalışan öğrenci de çalışmış varsayıyor. Şimdi sizce ikisinin yaptığı çalışmadan alınan verim aynı mı? Değil. O yüzden çalışmak var. Verimli çalışmak var. Benim burada verdiğim yanıtlar verimli çalışmanız halinde evet. Ama random çalışıp aynı düzen, gelişi güzel, geleneksel modellerle çalışırsanız açık söyleyeyim desteksiz zor. Yok hocam, YouTube'dan olsa herkes kazanırdı, bu kadar açıkta kalmazdı. Aynen öyle İremciğim. Şimdi birazdan bu sınavda yarıştığınız rakip sayısına da değineceğim. Arkadaşlar, devasa bir kitle var. İnanın yalnız değilsiniz. Milyonlarla yarışıyorsunuz. O yüzden lütfen herkesin tercih ettiği şeyleri tercih etmeyin. O senin rakibin. Aynı yoldan gidersen aynı noktaya varırsın. Aynı noktaya varırsan yığılmada kalırsın. 1 milyonda kalırsın, 2 milyonda kalırsın. Yerleşemezsin. Gerçeklerle yüzleşelim. 23 bize bunu öğretmiş olsun. Anlaştık mı? Evet. Geliyorum. YKS'de kaç kişiyle yarıştık? En son 2023 yılında arkadaşlarım TYT'de 3,5 milyon üzerinde bir adayla yarıştınız. 3.527.443. AYT'de 2.573. AYT 2,5 milyonun üstünde bakın. 169. YDT, dediğim gibi diğer iki sınava göre giren sayı daha azınlıkta, 338.000. TYT'de bir önceki yıla göre 22'ye göre 23'te fazla giren öğrenci sayısı 293.000 kişi daha girmiş. Bakın şimdi 24'ü de artı 300.000 ekle. Öyle hesapla. Her yıl arkadan mezun geliyor. AYT'de 516.000, yarım milyon. Ne demek? YDT'de 169.000, müthiş bir artış var. O yüzden 24'te de başvuru sayısında artış söz konusu olacak. Yani hayalindeki üniversite için geçen yıla göre daha fazla kişiyle yarışacaksın, daha fazla kişi yerlemek zorundasın. Suriyeliler de sınava girecek yaşa gelmiştir. Yağmurcum, olsun, girsinler. Okumanın yaşı yok arkadaşlar. Sizin tek rakibiniz kendinizsiniz. Bunu unutmayın. Giren sayının bir önemi yok. Sen kendine güveniyorsan, doğru çalışmayı yaptıysan her halükarda kazanırsın. Amin. Amin Ahmetciğim. Allah yardımcımız olsun. Hayır Medineciğim, öyle düşünme. Rakip sayısının artması bir noktada da güzel bir şey.
Yani senin şöyle düşünün arkadaşlar, sizin yarışacağınız kitle idealist kitle. Yani sen sınava öylesine giren biri senin rakibin değil ki, niye canını sıkıyorsun? O zaten belki barajı bile geçemeyecek. Öyle düşün. Ben böyle seminerlerde göze geliyorum. Merveciğim, o zaman devam. Merve, sen bizim kayıtlı öğrenci misin? Ama hocam sayı ne kadar artsa da derece için rakip değil. Aynen öyle. Aynen. Hukuk için her zorlar da tabii ki Şeyma Nur. Yani şöyle olsa fena mı olur? Avukat Şeyma Nur Aksoy olsa fena mı olur mesela? Düşün. İremcim, sen yandın. Hukukçu o kadar rakibin var ki aman Allah'ım. Çok iyi yapmışsın Merveciğim. Seminerin sonuna kadar kal. Arkadaşlarım, şimdi bir bakalım buradaki öğrencilerimizin hangisi kazanacak, hangisi kazanamayacak? Kendine güvenenler nerede? Güvenmeyenler nerede? Bir bakalım. Öncelikle bu sorduğum soruları bir köşeye ya da telefonunuza ya da chat paneline de olabilir. Evet hayır yanıtı vereceksiniz arkadaşlar. Toplam 6 tane soru soracağım. Ve bu soruların sonunda evet sayımız ve hayır sayımızı karşılaştıracağız. Buna göre bu sınavda başarılı olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Bunun kararını vereceğiz. Hazırsanız başlıyoruz kazanma testimize. Hazır mıyız? Tamam. Soru 1. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Kimler biliyor parmak kaldırsın. Evet ya da hayır diyelim. Hayır, hayır, hayır. Hayırlar çoğunlukta. Evet de var arada birkaç tane. Belki bizim kayıtlı öğrencilerimiz evet diyebilir. 20 gündür evet hocam. Neden? 20 gün önce tek üzeme kayıt oldum bu yüzden. Ama bazen tökezliyorum diyor Yağmur. Ama bak. Hayır, evet. No. Tamam, yazdık mı köşeye bu sorunun yanıtını? Geldim ikinci soruma. Unutma hızını biliyor musun? Bakın bu çok önemli bir değer. Unutma hızını Şeyma Nur biliyor. Neden? Kayıtlı öğrencimiz. Çünkü unutma hızı testine girdi. O ne hocam, ilk defa duydum, ben elendim. İremcim, seminerin sonuna kadar bekle. Sen de öğreneceksin bu seminer sonunda. Evet biliyorum fakat uyguladığım söylenmez. Helinciğim, bilgimizi uygulamadığımız takdirde o bilginin bize bir faydası yok. Uygulayacağız. Hocam ben galiba yanlış olarak fulleyeceğim testi. Dur bir. Bir umutsuzluğa kapılma. Daha 4 sorumuz daha var. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Mesela hangi konu diğer konunun daha önündedir? Madem biliyoruz, birisi yanıt versin. Hadi bakalım. 20 gündür evet. Ama o ders, konu dedim. Şeyma Nur, konu. Yağmur, soruyu ben senin için yeniden sorarım. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Yani X konusu büyüktür Y konusundan. Biliyor muyuz bunu? Bunu bilen var mı içimizde? Ya da bu bilinebilir bir şey mi sizce? Hocam temel konular önemlidir. Her şeyi içerir. Paragraf demiş Esin. Paragraf hangi konudan daha önemli mesela? Zayıf olduğum konu önceliklidir hocam. Farklı bir bakış açısı, farklı bir bakış açısı. Evet Ahmet, haklısın ama kısmen haklısın. Bir de başka bir koşul daha var orada. Temel kavramlar fonksiyonlar için önemlidir. Hepsi önemli değil mi? Arkadaşlar tabii ki hepsi önemli ama her konudan eşit sayıda mı soru geliyor sınavda? Problemler permütasyondan daha önemli. Aynen. Neye göre söyledi Merve bunu? Soru sayısına göre söyledi. Yani sınavda bir algoritma var kıymetli öğrencilerim. Her konudan eşit sayıda soru gelmez. Soru sayısı yüksek olan konuları bilmek zorundasınız. Buna göre bir önceliklendirme yapmanız gerekir. Bir, iki, o konudaki seviyenizi bilmek zorundasınız. O konuda seviyen düşükse daha da önceliklendirmen gerekir. Seviyen yüksekse belki biraz daha az zaman ayırıp o konuyu halledebilirsin. Ama senin seviyeni bilmen zaten şart.
Arkadaşlar seviye bilmeden bir program hazırlanabilir mi? Hayır, değil mi? Bizim temel kıstasımız ne programı hazırlarken? Öğrencinin seviyesi. Öğrenci temel seviyede mi? Orta seviyede mi? İleri seviyede mi? Bunların bilinmesi gerekiyor. Geldim 4. Hazır mıyız? Odaklanma düzeyini biliyor musun? Odaklanma düzeyi, dikkat dağınıklığı. Biliyor musun? Kaç dakika mesela? Bilenler yazsın. Nasıl ölçtüler onu da yazsınlar. Sıfır hocam odaklanma. Hocam ben dersten kalkınca derse oturamıyorum. Yağmur. O kadar yalnız değilsin ki. Benimkisi 28 dakika. Evet 2-3 dakika. Merak etmeyin. Bunu da çözeceğiz. Bu sorunu da çözeceğiz. Hep düşüncelere dalıyorum. Life'in hayallerini düşün. Güzel şeyler düşün. 50 dakika ders 10 dakika mola yetiyor. Okey harika. Çok güzel. Geldim 5. Kritik bir soru. Herkes dikkatini buraya versin. Günde kaç saat ders çalışman gerektiğini biliyor musun? Bilen var mı? No. Hayır. Tüm gün boşum ben ama akşam çalışmıyorum. Ama akşama kadar çalışmıyorum. Evet 6 saat benim. Hep 7-8. Peki arkadaşlar bunu nasıl belirlediniz? Mesela neden 6 saat? Neden 7 saat? Niye 3 saat değil? Ya var mı bir dayanak noktanız? Hocam bu yüzden 3 saat. Ya da bu yüzden 6 saat gibi. Yok değil mi arkadaşlar? Bakın. Fark ettiyseniz verilen yanıtlarda ne kadar gelişik, güzel ve kendimizin koyduğu kurallar. Yani bir dayanak noktamız yok. İşte odaklanma düzeyim ya 40 dakikadır ya neyse 40 dakikada bir mola vereyim. Neden mesela? Ölçtün mü? Hayır. Ya da tekrarını biliyor musun? Unutma hızı çok önemli bir şey. Sen tekrarını neye göre yapıyorsun? 10 gün. Niye 10 gün? 20 gün. Niye 20 gün? Bunu bilmen lazım. Başarı nüanslarda gizlidir arkadaşlarım. Yani başarı gerçekten böyle hani derece öğrencilerini falan görüyoruz. Bizim de çok fazla derece elde eden yıllardır YKS öğrencilerimiz oldu. Ve hiçbirinin başarısı, hiçbirinin derecesi tesadüf değildi. Bir trik nokta vardı. Kendilerini çok iyi tanıyorlardı. Girecekleri sınavı çok iyi tanıyorlardı. Bu yüzden başarılıydılar. Geldim son soruya. Hazır mıyız? Hangi konuda hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Konu konu seviyesini ölçen bilen var mı? Biliyorum hepsinde sıfır. İrem. Matematikte sıfırım. Hayır. Peki matematikte kaç konu var arkadaşlar? Matematik dersin genel adı. Bir de bunun alt başlıkları var. Üstlü sayılar, köklü sayılar, permütasyon, kombinasyon, işte geometri, mantık, problemler gibi. Onlarca konu var. Bu konuların hepsinde seviyeni biliyor musun? Ya da bunu nasıl ölçebiliriz mesela? Bir beyin fırtınası yapalım. Bilsek daha rahat olmaz mıydı? Matematik diyor ki gel seni öldüreyim. Yağmur. Okey. Sonuçları açıklayacağım. Hazır mıyız? Hepiniz zaten yazdınız evet hayır diye. Buraya da yazdınız. Bakalım kimler bu yıl yolcu? Kimler bir an evvel aksiyon alması gerekiyor? Evetlerin çok sağ, tebrik ediyorum. Sen 2024'te bu sınavı kazanıyorsun. Evetleri çok olan kıymetli öğrencilerim. Hayırların çoksa da hiç endişelenme, canını sıkma. Biz buradayız. Seminerde kal ve can kulağıyla beni dinlemeye devam et. Birçoğunuzun hayırları yüksek çıktı biliyorum buraya yazdığınız için. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Benim hiç evetim yok. Merve. Peki
Bu sınavda başarılı olmak için, sınavı kazanmak için arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Belki de mezun öğrencilerim daha önce bu sınavı deneyimlemelerine rağmen yeniden girmek durumunda kalmalarının sebebi bu dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmemeleriydi. Şimdi bir mevcut seviyemizi birçoğumuz bilmiyoruz arkadaşlar. Bu çok kritik. Seviyeni bilmeden yol haritanı çizemezsin. Sen diyorsun ki hocam ben İstanbul'a gideceğim. Nereden gideceksin? Ankara'dan mı yola çıktın? İzmir'den mi çıktın? Şanlıurfa'dan mı çıktın? Bu şimdi yolunu değiştirmiyor mu? Seviye de böyle bir şey. Başlangıç noktan. Bu da bitiş noktan. Bitiş noktasını hepimizin kazanmak. Yüksek puan almak. Ama sen neredesin? Bunu nasıl ölçeceksin? Seviyeni bilmen gerekiyor. Seviyeni bilmek için kesinlikle seviye ölçüm sınavına girmen lazım. İki. Arkadaşlar her öğrenci sizce aynı yöntemle çalışırsa öğrenir mi? Mesela ben ve Merve ya da ben ve Şeyma. Biz aynı yöntemle çalıştık. O yazıyor diye ben de yazıyorum. İkimizin aynı yöntemle öğrenme ihtimali var mı yok mu? Bir düşünün. En yakın arkadaşınıza düşünün. Yan yana ders çalışıyorsunuz. Aynı yöntemleri kullanıyorsunuz. Kim daha başarılı olur? Neden yok? Neden yok? Sebebini de istiyorum. Aynı yöntem neden olmaz? Evet Helin. Helin diyor ki hocam herkesin öğrenme yapısı farklıdır. Bu yüzden aynı yöntemle çalışsak da aynı sonucu alamayız. İşte bu. Arkadaşlar ikiz kardeşler. Bakın hani artık yakın arkadaşı falan geçtim. Bu seminerde olan sizleri falan geçtim. İkiz. Aynı yıl doğmuşlar. Ya düşünün ki burçları bile aynı. Hani burçlara da bağlarız ya biz bunu. Burçları bile aynı. Yaşları zaten aynı. Okudukları okullar aynı. Aile düzenleri aynı. Sosyolojik yapıları aynı. Maddi durumları aynı. Her şey aynı. Aldıkları destek aynı. Ama bu ikizlerin arkadaşlar parmak izi farklı değil mi? Doğduğu an parmak izimiz hepimizin farklı. Parmak izin nasıl farklıysa senin zihninin de bir yöntemi var. O hepimizde farklı. Kardeş de olsam farklı, ikiz de olsam farklı. O yüzden kendimi başkalarıyla kıyaslamam doğru değil. Çünkü onun için çok verimli olan bir çalışma sistemi benim için hiç verimli olmayabilir. O 10 günde bir tekrar yapıyor olabilir. Ben daha erken ya da daha geç tekrar yapmak zorunda kalabilirim. Bunun için neyi bilmem gerekiyor? Verimli ders çalışma yöntemimi. Yani ben nasıl bir öğrenciyim? Yazarak mı öğreniyorum hocam? Dinleyerek mi öğreniyorum? Okuyarak mı öğreniyorum? Görerek mi öğreniyorum? Ben bunu bilmeden neye göre çalışacağım? Onu bunu şunu taklit mi edeyim? Türkiye birincisi dereceyle tıp fakültesini kazanmış. Al aynı programı sen yap, sen o dereceyi elde edemeyeceksin. Bunu biliyorsun. Neden kendini keşfetmiyorsun? Niye kendimizi tanımıyoruz? Evet ondan kardeşim tıp bak. Berfin çok güzel bir örneksin. Kardeşi tıp okuyor. Bakın tıp. Yani ilk 50 bine girmiş bu çocuk. Ama Berfin'in sıralaması 1 milyon. Baktığında kardeş... Aynı zihin gibi düşünürüz değil mi? Aynı aile, aynı koşul. O niye öyle oldu, sen niye böyle? Gibi gibi gibi. Bir de toplum baskısına da maruz kalırız. Ama kimse bilmiyor ki bizim öğrenme karakterimiz aynı değil ki. Benim zihnimin çalışma sistemiyle seninki aynı değil. Yağmurcuğum eğer bir program hazırlayıp o programa uyamıyorsan o program senin için doğru bir program değildir. Ya çok ütopiksindir ya çok uçuyorsundur programda yorulursun. Yani yoruyordur seni o yüzden uyamıyorsundur. Ya da o program senin seviyene uygun değildir sıkılıyorsundur. Programın sana özel olup olmadığını bence yeniden bir teyit et. Ahmet abim oto tamircisi sen de avukat olacaksın. Bak ne kadar güzel. İkizlerin sadece dış görünüşü benziyor. Aynen öyle. Sınava kaç gün kaldı? YKS tayfasının gün sayıyor olmanız lazım. Hadi biri şafa söylesin. Kaç gün kaldı sınava var mı sayan? 170. Doğru mu? Doğru. 2025'liyim daha çok var. Merve aynen. 5 ay 14. Wow.
Wow, wow. Gün değil de netleri sayıyoruz. Sonra da bir Sezen Aksu açıyoruz. Giden günlerim oldu. Hayır, hiçbir şeyimiz gitmeyecek. Merak etmeyin. Her şey yerli yerinde duracak. En çok da netlerimiz artacak. Hiç merak etmeyin. Olacak bu iş arkadaşlar. 24 sizin yılınız olacak. Bu seminere bu yüzden katıldınız. Lütfen önce kendinize sonra bize güvenin. Anlaştık mı? Günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi bilmelisin. Şu an farklı destek kimler alıyor? Dershaneye giden, kursa giden, farklı kurumdan destek alanlar var mı? Kimler onlar? Var mı destek alan? Ela'cığım nereye kayıtlısın? Örgün mü, online mı? Esin almıyor. Örgün. Online eğitim. Evet Nisa, sen kayıtlı öğrencimizsin. Destek değil ama köstek oluyor hocam. Elif'cim ah. Köstek olanları ne yapıyoruz? Enerjilerini kapı dışarı ediyoruz. Sen kendine yetersin. Ben köstek alıyorum hocam. Hiçbir şeyden destek almıyorum. Gençlik merkezine gidiyorum ama şu an başka şehirde olduğum için tam destek aldığım, tek destek aldığım şu an sizsiniz. Yağmur sen bizim kayıtlı öğrencimiz misin? Hocam çoğumuz sanırım bir saat sonra destek alıyor olacak. Aynen öyle İrem. Çoğunuz... Yani en azından seminere katılan öğrencilerin %90'ı tek uzemli olacak. Berivan tek uzemli. Harika. Günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Neyi görebilirsiniz? Sorumluluklarınızı bilmeniz gerekiyor. Yani ben günde kaç saat farklı sorumluluklara zaman ayırıyorum? Kaç saat ders çalışabileceğim? Kaç saat sisteme gireceğim? Bunları bilmen gerekiyor ama gerçekçi ol. Lütfen kendini kandırma. Yani tutup da yapamayacağım 1 saat 10 saat çalışırım. Hayır. 10 saat çalışamazsın. O kadar zamanın yok. Arkadaşlar dürüst olun. Lütfen program hazırlarken bakın bizim sistemimizde kayıt olduğunuzda zaten bunu birlikte hazırlayacağız da kayıt olmasanız da lütfen iyiliğiniz için söylüyorum, kazanmanız için söylüyorum. Bir ders çalışma programı hazırlıyorsanız gerçekçi olmak zorundasınız. Başka bir yolu yok. Ve son maddem sınavı YKS'yi rakiplerini ve en önemlisi kendini çok iyi tanımalısın. Alın size kazanmanın formülü. Ay İrem'cim çok tatlısın. Neden uyamadığını az önce açıkladım Elif'cim. Geldim. Hocam tamam iyi hoş söylüyorsun. Kazanmak için bunlar gerekli. Bunları bilmelisin, bunları yapmalısın. Evet okey ama... Ben verimli çalışma yöntemi bilmiyorum. İlk kez sizden duydum. O nedir ki? Nasıl ölçülür? Öğrenmem katkıma ama nasıl öğreneceğim? Ya da hocam ben seviyemi bilmiyorum. Ben gelişi güzel, her derste sıfırım, her derste iyiyim deyip geçiyorum. Detaylı seviyemi bilmiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin. Bu sorunun yanıtı da bizde. Arkadaşlarım size dedim ya seminer sonuna kadar kalın kalın kalın. Bunun bir sebebi vardı. Şimdi seminerin sonunda daha önce TEKUZEM'in yapay zeka sisteminin eğitim analizlerine girmeyen kıymetli öğrencilerim için hem eğitim analizine hem de seviye belirleme sınavlarına nereden nasıl gireceğinizi göstereceğim. Ama önce bunlar niçin önemli ve buna göre ben nasıl ders çalışmalıyım? Bunu görelim. Sonra örnek bir program hazırlayalım. Sonra da analiz ve sınavların yerini gösterelim. Yani kimse bir yere ayrılmıyor. Herkes dikkatini topluyor. Okey miyiz? İrem'cim olsun sen kayıt ol. Bu bir seferlik zaten. Örnek. Tamamdır. Şimdi arkadaşlarım. Şöyle bir gerçek var ki bunu mezun öğrencilerim çok daha acı bir şekilde tecrübe ettiler. Yani yeniden hazırlanıyorsak demek ki yeterli puanı alamamışızdır. Bu yönden bakıyorum. Ne kadar ders çalışırsak çalışalım. Eğer ki bir yerde yanlışlık yapıyorsak, yöntemimiz yanlışsa, programımız yanlışsa o ders çalışma programı bizi hedefimize götürmez. Yani sen zamanı çatır 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 harcıyorsun, öldürüyorsun, verimsizleştiriyorsun. Bir konuyu öğrenmen için, sınavda başarılı olmak için önce kendi ders çalışma stilini keşfetmek zorundasın. Sonra da bu keşfettiğin verilere göre ders çalışma programını hazırlamalısın. Bak iki aşama, bir öğrenmek,
İki uygulamak. Bu analize girip öğrenirsiniz. Ama uygulamada yalnız kalırsanız yine hiçbir şey olmaz. O yüzden bizim içinizde kayıtlı öğrencilerimiz zaten var. Kayıtlılar hem öğreniyor hem de çıkan sonuçlara göre bir programa tabi tutuldukları için başarılı oluyorlar. Bilmek sadece yetmez. Peki hocam, benim hangi özelliklerimi bilmem gerekiyor? Bir kere öğrenme stilini bileceksin. Görsel misin? Dokunsal mısın? İşitsel misin? Görsel öğrencilerim var içinizde. Dokunsallar da çıkacak, işitseller de çıkacak. Görsel öğrencinin çalıştığı yöntemle dokunsal bir öğrencinin çalıştığı yöntem asla aynı olamaz. Bunu nasıl keşfedeceğim? Eğitim analiziyle. İki, zeka tipi. Arkadaşlar, sayısal zeka var, sözel zeka var. Zeka tipini bilirsen hangi yöntemle öğrendiğini bilirsin. Mantıksal mı öğreniyorsun, ezbere dayalı mı öğreniyorsun? Bu senin işini kolaylaştıracak. En önemlisi neydi? Tekrar. Tekrar nedir arkadaşlar? Bilginin sigortasıdır. Sadece bilgiyi al, al, al. Ders çalış, çalış, çalış ama tekrar etme. Öğrenebilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? Tekrar etmezsem öğrenebilir miyim? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Ha, tecrübenizi de paylaşabilirsiniz. Ben hep seminerlerimde de, bireysel yaptığım öğrenci görüşmelerimde de söylerim. Arkadaşlar, siz son model bir araba alıyorsunuz. Düşünün, son model müthiş pahalı, müthiş havalı ve müthiş tarz. Yani dünyada böyle seçili 8-10 kişide bulunan bir araban var. Kıymetli bir şey, bak, senin için çok kıymetli. Ve arabaya da o kadar bütçe ayırdın, zaman ayırdın, belki yıllarca çalıştın. Sırf neden o arabayı bineyim? Okey, bindin. O arabayı korumak istemez misin? Kıymetli bir şeyi korumak istemez miyiz arkadaşlar? Telefon. Yeni aldım telefonumu. Korumak istemez miyim? Ve benim telefonum kaskolu mesela. Çünkü çok fazla düşürürüm. Çok böyle telefonla haşır neşir olduğum kısımlar var işimle alakalı. O yüzden çok güvenemiyorum kendime. Yani çizilebilir, su dökerim, çay dökerim, işte bir şey olur, yere atarım. Bunun için ne yaptım? Kaskolattım telefonumu. Kasko ne? Güvence. Bakın, bilgi çok kıymetli bir şey. Bu bilgiyi garantilemek için tekrar etmen gerekiyor. Yani arabanın sigortası neyse, bilginin sigortası da tekrar. Anlaştık mı? Yani tekrar çok önemli. Birçoğunuz bunu atlıyorsunuz. Birçoğunuz diyorsunuz ki, hocam daha bir sürü işlenmemiş konum var. Şimdi tekrarın sırası mı? Yeni konu, yeni konu, yeni konu, yeni konu. Yeni konuya geçiyorsun da eski konu gidiyor. Unutuyorsun. Yani verimsiz. Peki tekrarın trik noktası ne? Unutma süreni bilmen lazım. Kaç günde bir tekrar edeceksin? Kafana göre mi? Ayda bir mi? Üç ayda bir mi? Üç günde bir mi? Aklına geldikçe mi? Hayır, bunun bir düzeni olmalı. Bir periyodu olmalı. Senin bir unutma süren var. Bunu bilmelisin. Bu analize girdiğinde unutma süreni de hesaplayacak. Diyecek ki sen çabuk unutuyorsun, haftalık tekrar yap. Sen geç unutuyorsun, 3 haftada bir tekrar yapabilirsin. Bunu bilmek müthiş keyifli değil mi sizce de? Bir güvence var elinde. Ve en önemlisi dikkat dağınıklığın. Az önce dedim ya, ne kadar sürede mola veriyorsun? Odaklanma sorunun var mı? Bunu gelişi güzel değil. Ay aman, dikkatim dağıldı. Ya da şunu da yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir oturuyorsunuz, 5 saat kalkmıyorsunuz. Ve o yorulmaktan da haz alıyorsunuz. Hocam çok yoruldum, kesin çok öğrendim. Hayır, hayır. 5 saat çalışman, 5 saatin verimli olduğu anlamına asla gelmiyor. Senin dikkat dağınıklığın varsa sen kendini zorla oturtsan da bir şey değişmeyecek ki, zamanı öldürüyorsun. Ama odaklanma düzeyini bilseydin, gereken zamanda molanı verebilseydin ne olurdu? Daha az yorulurdun ama yorulduğuna da değerdi. O konuyu da öğrenirdin, değil mi? Merveciğim, eğer dikkat dağınıklığın varsa önce bunu kabul etmelisin. Sonra da buna uygun bir program yapmalısın. Yani bununla arkadaşlar şey oynamanın anlamı yok. Hani kovalamaca, ben dikkat dağınıklığım var mı yok mu ya da var üstüne gideyim. Hayır, bu böyle bir şey değil. Dikkat dağınıklığın varsa her şeyi ona göre yapacaksın. Bu senin bir özelliğin, kabul et.
Hocam ben Friends'e başladım. Bir bölüm daha deyip dizi izliyorum. Ay ben de kaç kere izledim İrem Friends'i. Ama şu an bunun zamanı değil. Yani en azından şu noktada zamanı değil. Defalarca açıp izlemenin zamanı değil. Çünkü sen şu an ciddi bir süreçtesin. Evet ben de bayılıyorum bu arada. Bak çok güzel bir dizi. Harika şeyleri öğretiyor. Bir kere hayat tecrübesi katıyor. Orası ayrı ama şu an senin önceliğin sınav olmalı. Yani hiç dizi izlemeyin, hiç sinemaya gitmeyin, hiç arkadaşlarınızla buluşmayın demiyorum. Tabii ki bunları yapacaksınız ama zamanına göre önce eksikliğini kapat. Arda kalan zaman zaten senin. Bu yüzden diyorum destek almayan öğrencilerim ya da destek alıp da programı olmayan, takibi olmayan öğrencilerim tek başınıza çok zorlanırsınız. Çünkü bakın Ramazan gelecek, bayram gelecek, bahar gelecek. Hadi bakalım sizi tutalım, bilene aşk olsun. Tutabilecek misiniz kendinizi? Ben hiç sanmıyorum. Bir yere bağlanmanız lazım arkadaşlar. YKS grubunda kontrol mekanizması şart, şart, şart. Geldim seviye. Şimdi ben öğrenme karakterimi analizlerimle birlikte bir güzel ölçtüm mü ölçtüm. Sonuçlarım çıktı. Kırmızı sonuçlarım da olacak, yeşil sonuçlarım da olacak, sarı sonuçlarım da olacak. Hiç sorun değil. Bunu biz artık biliyor muyuz, biliyor muyuz? Okey. Bir de arkadaşlar her dersten ayrı ayrı seviyenizi ölçüp benim seviyem bu derste ne? Matematikte ben temel seviyede miyim? Temel seviyede olan bir öğrenci ne yapmalıysa onu yapmam gerekiyor. Türkçe'de orta seviyede miyim? Orta seviyede olan bir öğrenci ne yapması gerekiyorsa onu yapmam gerekiyor. Tarihte üst seviyede miyim? Ona uygun çalışmam gerekiyor. Ama bunun için ne? Dön bir adım geriye seviyeni doğru bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Objektif bir şekilde seviyeni sınavla ölçmen, sonuçlarını görmen ve kabul etmen gerekiyor. Bunun için bizim kayıtlı öğrencilerimiz zaten çok iyi biliyor. Yapay zeka sistemine tek üzeme kayıt olduğunuzda sorumlu olduğunuz bütün TYT, bütün AYT derslerinden ayrı ayrı tek tek seviye belirleme sınavlarına gireceksiniz ve hangi derste hangi seviyedeyseniz seviyenize uygun çalışma önerilerinde bulunacağız. Örnek, hocam matematikten nefret ediyorum, sevmiyorum, matematiğin beni öldüresi var dediniz ya az önce. Kabul etmiyorum. O bizi sevmese de biz onu seveceğiz. Aramızı düzeltmek zorundayız. Nasıl? Ön hazırlık. Nedir bu ön hazırlık? İlk kez duyuyorsunuz biliyorum. Ön hazırlık nedir bilen var mı? Kayıtlı öğrencilerim, tıp kayıtlı olmayanlar yanıt versin. Ön hazırlık nedir? Sizce ne olabilir? Böyle bir şey duydunuz mu daha önce? Hiç duymadım. Temel atma. Konuyu dinlemek, belirli bir temel atma. Arkadaşlar ön hazırlık bakın, ön hazırlık. Yani bir şeye önden hazırlık yapıyorum. Şimdi kelimeyi açıyorum. Biz bunu kimlere yaptırıyoruz? Temel seviyede olan öğrencilere. Seviye belirleme sınavında temelde çıktığınız derslerde ve konularda ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmeniz için ön hazırlık videoları, ön hazırlık notları izliyorsunuz, ısınıyorsunuz, derse öyle giriyorsunuz ki o dersi tam anlayabilin. Bunu başka bir kurumda bulabilir misiniz? Dershaneye gidenler bunu yaptınız mı? Hayır, değil mi? Dershanede arkadaşlar sizin seviyenizle ilgilenmezler ya da X kurumu, Y kurumu, Z kurumu kurumlarla çok ilgilenmiyorum. Ama bu kadar destek almamıza rağmen de başarısızız. Yani başarı sonuçları çok düşük. Bunun sebebini düşündüğümüzde arkadaşlar seviye çok önemli. Seviyemize uygun çalışmadığımız için biz en kral desteği de alalım. En iyi öğretmenlerle de çalışalım. Seviyenden ilerideyse ya da gerideyse bitti. Kesinlikle öğrenemiyorsun. Zaman kaybediyorsun. Ama onun yerine düşünün ki Yağmur sen matematikte temelsin. Ön hazırlık yapacaksın. Bak ön hazırlığı da buradan 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 yapacaksın dediğimizi düşünsene. Çok büyük bir konfor değil mi? Değil mi? Müthiş bir konfor.
Onun dışında birinci seviyem temel seviyeydi. İkinci seviyem başlangıç seviye. Başlangıç seviyesinde olduğum bütün derslerde detaylı konu anlatımını yapıyorum. Kiminle? Canlı derslerimde öğretmenlerimle. Kiminle? Bunların video kayıtlarıyla. Kiminle? Konu anlatım notlarıyla. Kiminle? Kendi aldığım notlar, evimdeki konu anlatım kitapları ya da farklı bir öğretmenin videoları. Nereden yaptığın önemli değil. Detaylı konu anlatımı yapman gereken derslerde biz sana bunu yaptırıyoruz. Programına bunu ekliyoruz. 3. Orta seviyede çıktın. Hocam tarihi ben geçen yıl çalışmıştım da işte şöyle böyle. Seviyem de çok fena değil. Çıktım orta seviye. Orta seviyede ne yapacaksın? Detaylı konu tekrarı. Tekrar neydi? Bilginin sigortasıydı. Yani öğrenmiş olduğun bilgileri daha kalıcı hale getirmek için tekrar anlatım niteliği olan canlı derslere girebilirsin bizimle. Bunların video kayıtlarını izleyebilirsin. Özet anlatımlı konu anlatım kitapları, kendi aldığın notlar, bunlardan faydalanabilirsin ki biz senin programına bunları ekleyeceğiz. Bunu yapmalısın, buna ihtiyacın var diyeceğiz zaten. Yönlendirmeyi yapay zeka yapacak. 4. İleri seviye. İleri seviyede olduğun bir derste ya da konuda artık bilgiyi öğrenmişsindir ama pekiştirmeye ihtiyacın vardır. Bilgi olarak sendedir ama soru olarak sende değildir. Bu yüzden önce kolay seviyede soru çözümü yaparsın. Kolay seviyede soru çözümü dediğime bakmayın. Yani kolay soru, aa hocam onu ben zaten çözerim. Hayır, 2 kere 2 4. 4 artı 4 8 böyle bir şey değil. Kolay seviyede soru çözümü demek destekli soru çözebilirsin. Yanında notların olur, önünde videon olur, yanında öğretmenin olur, çözümlü soru bankası olur. Yani burada hala öğrenmeye devam ettiğin için yanlış bir soru mu yaptın? Dön başa, bak notuna, bak videona, sor hocana, doğrusunu öğren, doğrusunu yap, ikinci soruyu öyle geç. Yani kolay seviyede soru çözümünde hala öğrenmeye devam ediyorum ve bunu da eminim ilk kez benden duyuyorsunuz. Kayıtlı öğrencilerim zaten bunu kullanıyor. Kayıtlı olmayanlar için söylüyorum. Bu da yine sadece yapay zekada olan bir kavram arkadaşlar. Geldim 5. Üst seviye. Üst seviye bizim her derste hedeflediğimiz seviye. İnşallah bütün konularda o seviyelere ulaşacağız bu programla. Üst seviyede de arkadaşlar artık konuyu kavradım. Soruyu da kavradın ama çeşitlilik, farklı soru kalıpları göreceksin, zor soru çözeceksin, çıkmış soru çözeceksin ama desteksiz. Artık destek sürecini geçtin. Gerekirse aç kronometreni, süreli soru çözmeye bile başlayabilirsin. Çünkü sen artık buna hazırsın, sen artık üst level'dasın. Ve siz arkadaşlar her konuda bu 5 basamaklı merdivenden sağlıklı bir şekilde çıktığınız zaman diyebilir misiniz ki hocam ben bu konuyu bilmiyorum, öğrenmedim? Böyle bir şey mümkün mü? Bunu uygulayan bir öğrencinin bu konuyu öğrenmemesi mümkün mü değil mi? Mantığınızda cevap verin lütfen bana. Değil mi İrem? Değil mi Betül? Yani şimdi bir kendi çalışmamıza bakalım kıymetli arkadaşlarım. Bir de yapay zekanın çalışmasına bakalım. Şimdi sen kendi çalışmanda bir ayrım yok. Sen ne diyorsun ki işte altını çizdim, soru çözdüm, yarısı yanlış çıktı, 5 saat çalıştım, 10 saat çalıştım. Bunu zannediyoruz ki hocam ben emek verdim, tabii ki kazanacağım. Hayır. ÖSYM senin yaptığın fedakarlıklara bakmaz. Bunun sonucundaki başarına bakar. Çok var. Bizimle yolu kesişmeden önce 5 kere YKS'ye giren öğrencim var benim. Yaşıtları çoktan mezun olmuş, birçoğu mesleğine bile başlamıştı. Ama dedi ki hocam ben pes etmiyorum, ben veteriner olacağım. Hatta evinde çok fazla hayvan besleyen, birçok derneğe üye olan, müthiş bir hayvan sevgisi olan, müthiş hümanist bir öğrencimdi. Ve ya rastgele bizi keşfediyor. Diyorum ki sen 5 sene neredeydin, ne yaptın hocam? Hep aynı şeyleri yaptım dedi. Hep aynı şey. Arkadaşım şunu al dedi, aldım. Arkadaşım bu hoca dedi, iyi dedi, onu dinledim. Arkadaşım şu YouTube kanalına üye ol dedi, üye oldum. Arkadaşım X dershanesine git dedi, gittim. Ne oldu dedim sonuç? Sonuç hep aynı. 3 aşağı 5 yukarı giriyorum. 270, 280, 300.
Hayır dedim, bu yıl bunu yapmayacaksın. Bu yıl artık senin son yılın gibi düşün. Kendine verdiğin son şans gibi düşün. Eriyici bir şekilde davranacağız dedim. Ve sınavlara girdi. Bazı derste konuda seviyesi o kadar ileri ki. Bunu da sordum. Dedi ki hocam, çünkü ben hep bildiğim konuları çalışıyordum. Zaten biliyorsun. Diyorum ki matematiği sen veteriner olacaksın, sayısal. Matematiği ben yapmayı bilmediğim için hiç çalışmadım. Ya bu doğru değil arkadaşlar. O yüzden hani zannetmeyelim ki bizim yıllarımız gitmiş, bizim gecemiz gündüzümüze karışmış, kesin kazanı. Hayır. Verimli çalışmak bambaşka bir şey. Verimli çalışmak çok çalışmaktan da bağımsız. Doğru açıdan bakan, doğru yöntemle ihtiyacı olan kadar çalışan bir öğrenci daha az çalışır, sizin önünüze geçer. Ben istiyorum ki siz onların önüne geçin. Neden olmasın? Meri diyor ki sadece paragraf çözerek sınav kazanacağını düşünen ben. En azından kendimizin farkındayız değil mi? Şimdi bu benim 5. yıldan sonra bizimle birlikte çalışıp veterinerlik fakültesini kazanan öğrencimin aslında ondan esinlenerek verdiğim bir örnek. Çünkü dedi ki hocam ben dedi böyle insanların ağzının içine bakardım, bir arkadaşım mı kazandı? Hemen onu kahveye davet ederdim. Gel kahve içelim, nasıl kazandın, ne yaptın? Nasıl bir program hazırladın? Nereden destek aldın? Hemen kayıt olacağım. Hep dedi böyleydim. Hep derecelerin peşinde koştum. Ama derecenin kendisinin değil. Derece elde eden öğrencilerin peşinden koşmuş. Mesela bu Leyla. Çok görüyorsunuzdur. Leyla'sı, Ayşe'si, Fatma'sı bitmez. Ve Leyla'nın derslerdeki arkadaşlar çalışma seviyesi, yani derslerdeki seviyesi, mesela matematikte temel seviye, o yüzden ön hazırlık yapıyor. Türkçe'de üst seviye, soru çözümü yapıyor. Sosyalde başlangıçta konu anlatımı yapıyor. Fen bilimlerinde ileride kolay orta seviyede soru çözüyor. Edebiyatta ortada tekrar yapıyor. Mesela bunun arka planında programı böyle, ama sen gel Ahmet sana sorsun, Leyla programın neydi? Sen aldaki programın bu. Şimdi senin seviyene bakıyorsun, Leyla'nın seviyesine bakıyorsun. Leyla kendi seviyesine göre hazırlamış bu programı. Senin seviyenle alakası yok. Sonra sen Leyla'nın programını taklit ediyorsun. Sınava giriyorsun, diyorsun ki hocam ben neden başarısız oldum? Değil mi arkadaşlar? Ne kadar yanlış yöntemleri seçmişiz. Yıllarca bunu hala yapan öğrencilerim var. Üzülüyorum. Vakit kaybetmenizi istemiyorum arkadaşlar. Bu yanlışlarla artık vakit kaybetmeyin. Hepiniz biriciksiniz bakın. Hepiniz çok kıymetlisiniz, özelsiniz ve farklısınız. Lütfen farklılıklarınızın farkında olun ve bireysel, size kıymet veren, özen veren bir sistemle çalışın. Aksi takdirde zor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Örnek bir program hazırlama sözü verdi. O yüzden dedim seminerin sonunda bekleyin. Hazırsak örnek bir yapay zeka sistemi üzerinden kendime, seviyeme özel, öğrenme yapımı özel bir program hazırlayacağım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Bu programı kendiniz için bir kereye mahsus, kayıtlı olmayan öğrencilerim için söylüyorum. Bir kereye mahsus örnek olarak siz de kendi öğrenci panelinizden yapabileceksiniz. O yüzden lütfen beni dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlarım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, burası bizim resmi web sitemiz tekuzam.com. Seminere de buradan girdiniz zaten biliyorsunuz. Şimdi hepinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var seminere girerken oluşturduğunuz. Ben de örnek bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturdum. Hatta kullanıcı adımda bile manifestledim. Dedim ki YKS derece öğrencisi. Biz dedim bunu hak ediyoruz. Benim öğrencilerim bunu hak ediyor. Neden olmasın? Niye yani, şuradan derece çıkmasın mı? Çıksın tabii, değil mi? Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Ve giriş yapıyorum. Berivancığım sen de süpersin. Teşekkür ediyorum. Şimdi söz verdiğim bu eğitim analizleri, seviye belirleme sınavları,
Hiçbir yerde olmayan özel içerikler nerede? Tam olarak burada. Öğrenci panelinizde. Kayıtlılar burayı sınırsız kullanabilir. Siz özgürsünüz öğrencilerim. Kayıtlı olmayanlar bir kereye mahsus misafir öğrenci gibi, deneme hesabı gibi kullanabilirsiniz. O yüzden lütfen şimdi ilerleteceğim adımları çok dikkatli bir şekilde izleyin. Zihninize kazıyın, çünkü seminer sonrasında bu alanı kullanmanızı kesinlikle isteyeceğim. Buraya girdiğimde beni karşılayan şey ne? Direkt olarak arkadaşlar, bekleyen görevlerim. Yani sistem diyor ki Tuğba girdin ama dur bismillah, daha sana program hazırlamadan önce yapman gerekenler var diyor. Elifçim bunun süresi 3 gün. 3 gün kullanabilirsin. 3 gün sonra artık seminerden kazandığın avantajlar sonlanmış olacağı için kayıt olmaman halinde söylüyorum. Birçoğunu zaten sistemi deneyimlediğinde bize ulaşacak. Diyecekler ki hocam benim kaydımı alın, ben devamlı kalmak istiyorum burada diyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Burada eğitim analizi kısmında arkadaşlarım, size o bahsettiğim çok kıymetli öğrenme karakteri, psikolojik yapınız, dikkat dağınıklığınız, unutma süreniz, her şeyi ölçtüğümüz test burada. Bakın, teste başla dediğim anda direkt hazırlandığım sınavla birlikte testime başlıyorum. Analizi nereden çözeceğim? Saatin yanındaki bildirimden. Eğitim analizi yazıyor. Eğer telefondan girersek arkadaşlarım, küçült ekranı, telefon ekranına çevirelim. Telefondan girdiğimde beni nasıl bir sayfa karşılıyor onu da göstereyim size. Tamam Sema Nur, tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlarım, telefondan giren öğrencilerim böyle görecek. Burada 3 çizgi görecekler. Tıklayacaklar. Bekleyen görevlere tıklayacaklar. Eğitim analizi. Teste başla dediğim an başlıyorum, bitir dediğim an bitiyor ve bütün çalışma önerilerin, kimlik bilgilerin her şeyi tek 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 hesapladık. Onlar da karşına gelecek. Anlaştık mı? Anladık mı bu kısmı? Sonra yine bekleyen görevlerime geliyorum. En önemli olan şey neydi? Seviye. Nasıl ölçecektim seviyemi? Bakın. Türkçesinden tarihine, felsefesine, fizik, kimya, biyolojisine. Bütün derslerden tek tek ayrı ayrı seviye belirleme sınavına gireceksin. Sınavı başlat dediğin anda sınavın başlıyor. Bak, başlat dediğim an sürem de sorum da başlar. Bunların hepsini çözeceksin. Çözdün. Hemen ekranıma geri döneyim. Çözdün. Çözdükten sonra sanıyorum sistemimiz enerjimize dayanamadı. Sistem yöneticim, bana yardımcı olabilir misin? Ekuzem sayfasına girmek istiyorum. Okey, çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Şimdi burada artık büyük ekrana döndürebilirim. Yani telefon kısmı daha sıkıştırılmış, bilgisayarda daha geniş ekran. Bu telefon içinde zaten dediğim şey. Şimdi bilgisayar ekranında böyle göreceğim. Başlat dediğim anda sınavım başlıyor. Bütün sınavlarımı çözüyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Artık analizimi çözdüm. Seviye belirleme sınavlarımı çözdüm. Ne kaldı? Yapay zekanın beni tanıyarak hazırlayacağı program. Gelelim örnek bir çalışma programına. Şu an henüz sınavları ve analizleri çözmediğim için, görmeniz için, nasıl yapıldığını bilmeniz için, gözlemlemeniz için örnek olarak yapacağım. Şimdi bizim sistemimiz öğrencinin çalışabileceği süreye göre, öğrencinin günlük ayırabileceği zaman, seviyesi, hedefine olan uzaklığı, hangi dersleri birlikte çalışması gerektiğiyle alakalı birebir öğrencinin inisiyatifinde ve kontrolünde. Yani bu sistem merkeze seni alıyor kıymetli öğrencim. O yüzden buradan seçtim TYT. Mesela ben Türkçe, matematik ve tarih çalışmak istiyorum. Örnek, sen başka dersleri çalışmak isteyebilirsin. AYT'den de ben eşit ağırlık olarak seçtim arkadaşlar. Siz branşınızı seçin. Tarih, tarihi TYT'yi bitirmeden geçmeyelim mantıksal olarak. Coğrafya ve Türk dili çalışmak istiyorum.
Kaybettim. Bak, çalışacağım dersleri ben seçtim. Neden? Bana özel. Tamam, okey, seçtim. Şimdi bu derslere ben günde kaç saat çalışabileceğim? Benim vaktim var mı? Buna bakıyorum. Elifçim, hepsini bir arada çözmek zorunda değilsin. Kendine süre verebilirsin bununla alakalı. Yusufçum, ücretsiz bir kereye mahsus çözebiliyorsun. Sisteme kayıt olduğunda sınırsız bu sayfa sana. Sınav tarihine kadar açık kalıyor. O yüzden tam ve %100 verim almanız için arkadaşlar yapay zeka sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Burası örnek bir alan görmeniz için, ki gördükten sonra ben verim aldığınızı da göreceğiniz için kayıt olmak isteyeceğinizi hepinizin düşünüyorum. Nisa'cığım, çalışma alanını belirleden giriyoruz. Ela'cığım, ücreti de söyleyeceğim, ayrılma. Büyük bir kampanyamız var. Ayrılmayın, burası en önemli olan kısım. Herkesin dikkati burada değil mi? Buradayız. Okey, devam. Günde kaç saat çalışabiliyorum? Bu şimdi bana göre farklı, sana göre farklı, Ela'ya farklı, Nisa'ya farklı, herkese farklı. Süremi seçeceğim. Diyeceğim ki, örnek veriyorum, ben bir öğrenciyim, evdeyim, vaktim var, 5 saat çalışırım. Misalen. Sen daha az çalışabilirsin. Hatta buraya da yine manifestimi devam ettireyim. Diyeyim ki, derece yaptıracak program. Bu program bana derece yaptıracak. Programın ismine kadar özgürsün. Seçebilirsin, yazabilirsin. Bir de gülücük koyalım. Bakın arkadaşlar, burada günleri bile siz seçebiliyorsunuz. Yani hafta sonu için ayrı, haftanın 3 günü için ayrı, 5 günü için, 4 günü için, 2 günü için ayrı. Ya da hem sabah hem akşam için ayrı, bir gün off günün olur, o güne hiç program koymazsın. Her şeyi sen seçiyorsun, sana özel hazırlanıyor. Çok büyük bir konfor. Ben bütün günler çalışacağım, 7 gün. Ekle diyorum, oluştur diyorum. Şimdi yapay zeka benim molalarımı hesaplıyor, konularımı hesaplıyor, seviye belirleme sınavıma bakıyor, çalışma türlerime bakıyor, önem puanına bakıyor. Her şeye bakıyor ve benim karşıma beni başarıya ulaştıracak programı şimdi getirecek. Ve getirdi. Gördünüz mü? Diyor ki, Tuğba, Türk Dili ve Edebiyatı'nda edebiyat nedir? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi. Buradan diyor, tekrar yap diyor. Yusufçum, yetiştirebilirsin. Bakın, üzerine tıkladım. Bir videoyu izleyin. Videonun kalitesine bir bakın. Merhaba arkadaşlar. Edebiyat dersimizin ilk konusu olan edebiyat nedir ve edebiyatın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi konusu başlıklı. Yusuf, eğer kayıt tekrar olursan yetiştirirsin. Çünkü biz sana özel program hazırlayacağız. Hemen edebiyat nedirle başlayacağız. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü veya yazılı olarak arkadaşlar, güzel ve tesirli bir biçim. Senin o gün sorumluluğun ne? Bunu yapmak. Mola verdirmiş bakın. Çok güzel İrem. Daha sistemin içine girdiğinizde bayılacağınız çok özellik var. Ve arkadaşlar, çok iddialıyım. Sadece tek uzamda. Bakın, böyle böyle kısım kısım ayrılmış, kişiye özel, öğrenciyi takip eden başka bir sistem hiçbir yerde bulamazsınız. Bu kadar da iddialıyım. İstiyorum ki siz her şeyin en güzeline layıksınız. Buna da layıksınız. Başarmaya da layıksınız. Kazanmaya da layıksınız. O yüzden bu sistem sizin sisteminiz. Geldim. Matematik. Elif'cim, sen nerede yaşıyorsun? İnternetin yok mu? Yurtta mı kalıyorsun? Yani internet olayını eve çözmen gerekiyor bu arada. Ama kazanmak için değer, ne yap ne et, çöz. Bakın, matematik. Üzerine tıklıyorum. Çalışmaya başladım. Yapay zeka ile çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle oran orantı özellikleri konusunun konu tekrarını yapacağız. Oran orantı konusunun bakın, özellikleri hem görsel nelerdi? İçerikler, hem öğretmenimiz. Ardından da bu verdiği bilgiler çok kıymetli. Bu bilgi arkadaşlar sana özel, senin karşına sıralı bir şekilde geliyor. Evet arkadaşlar, oran neydi? En az birisi sıfırdan farklı olmak üzere. Aynı birimden. Bak. Gibi gibi. Yani senin mesela İrem'cim, diyelim ben senin seminer sonrası kaydını aldım. Sınavlara girdin, analizlere girdin, programını yaptık. Bak, senin salı günkü programın bu. Bunu gün boyunca yapmak senin sorumluluğun. Yapacaksın.
Yani artık arkadaşlar kafanız rahat. Demeyeceksiniz ki hocam şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, tekrar mı yapayım, sorumu çözeyim, deneme mi yapayım? Hayır. Seviyene göre ne yapman gerekiyorsa yapay zeka sana onu yaptırıyor. O yüzden artık kafan rahat. Tek sorumluluğun gireceksin, üzerine tıkla, yap geç, yap geç, bitti. Hatta arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Kayıt olan öğrencilerim zaten biliyor. Kayıt olduğunuzda bitirilen her ünitenin sonunda yeni üniteye geçmeden o ünitenin konu tarama testine de giriyorsunuz. Ve o testteki doğru, yanlış ve boş sayınıza göre yapay zeka diyor ki İrem, üstü sayılar konusunu öğrendin. Tebrikler. Sıradaki üniteye geçebilirsin. Öğrenemedin mi? Aynı konuya dair çalışma takviminde yeniden içerikleri görüyorsun. Öğrenene kadar yapay zeka o konuyu sana çalıştırmaya devam ediyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Garanti öğrenme modeli. Yapay zeka sana her konuyu garanti öğretiyor. Bunu kendin tek başına yapabilir misin? Çalışıyorsun, öğrenip öğrenmediğini bile bilemiyorsun. Hiçbirimiz bilemeyiz. Değil mi? Ebrar'cığım, bu sisteme kayıt olduğunda aynı zamanda canlı derslerin, video derslerin, deneme sınavların, hocaların notları her şey olacak. Bireysel koç bunu yapamaz. Ben öğretmenim arkadaşlar, okul öncesi öğretmeniyim. 6 yıldır bireysel öğrenci koçluğu yapıyorum. Ben bunu yapamam. Çok ciddi ve samimi söylüyorum. Yapamam. Ben bunu her öğrenci için mümkün değil, yapamam. Yapabileceğini düşünen var mı? Şu programı senin sıralı karşına getirecek, senin seviyeni ölçecek, öğrenme yapını ölçecek, molalarına kadar bile sana özel hesaplayacak. Var mı yapabilen? Yusuf, seni çok heyecanlandırdım. Farkındayım ama devam et kalmaya. Ücreti söyleyeceğim, değil mi? Hayır. Yani yapay zekada arkadaşlar bir eksiklik ya da bir insani özellik olmadığı için sizi yanlış yönlendirme gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Ama ben insanım. Ben senin koçun olabilirim Ayşe. Anlık psikolojik durumuma göre, anlık yaşam şeklime göre seni yanlış da yönlendirebilirim. Sen de beni yanlış yönlendirebilirsin ama yapay zekayı kandıramazsın. Check-up'a girdin. Başarılı değil misin? Tamam. Başarısızsın. Aynı konuyu yeniden çalışacaksın. Başarılı mısın? Çok güzel. Unutma hızına göre tekrar karşına otomatik getirecek. Kaç gün sonra tekrar etmen gerekirse. Helincim, sizin geleceğiniz için. Yoksa bu sistemin çok fazla kayıtlı öğrencisi var. Elifçim, 8 bin civarı değil, yanlış biliyorsun ya da yanlış görmüş olabilirsin. Tutarımız çok daha uygun. Buradan bu şekilde programı hazırlıyorum günlük olarak. Evet, Berivan beni nasıl tanıyor? Çünkü kaydını ben aldım galiba, Berivan, yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla görüşme yapıyorum. Yardımcı olacağım. Ben size kıyar mıyım? Aşk olsun. Ah. Yardımcı olacağım. Burası benim takvimim. Takvimi yaptıktan ve uyum sağladıktan sonra arkadaşlar en önemli olan şey ne? Yapay zeka seni takip ediyor. Diyor ki Berivan, senin sınavına 6 ay kaldı, kendine gel. Ne kadar öğrendin? Ne kadar çalıştın? Ne kadar verim aldın? Bunu haftalık olarak raporluyor. Sen her hafta girdiğinde benim öğrenme oranım bu hafta %90 ya da düşük. Hemen aksiyon al. Hemen aksiyon alıyorsun. Yapay zeka programını revize ediyor. Ya da çok çalışmışsın, verimli değil. Hayır diyor. Çalışma süreni arttır, verimli hale getirelim. Burada da aksiyona geçiyor. Yani yapay zeka senin 7/24 koçun olduğu için, sanal koçun olduğu için sen hiçbir şekilde yalnız değilsin. Bir de arkadaşlar, çok yine dikkatinizi çekeceğiniz bir kısım. Ders dünyası, buna öğrenciler, her giren öğrenciden istisnasız aldığım yanıt, hocam bunu nasıl yaptınız? Nasıl hesapladınız? Şoklara giriyorlar. Elacığım, bu bir uygulama değil. Bu bir yapay zeka sistemi. Kayıt olan öğrenciler Tekuzem sayfasından kullanıyorlar. Geçen yıl dershaneye Trabzon'da 22 bin ödemiş baban. Ah Ahmetçim, babacığının paralarına yazık olmuş. Olsun. Merveciğim, bu yapay zeka sistemi Tekuzem'e ait. Patenti bizde. O yüzden diyorum, hiçbir yerde yok. Kimse de yok. Sadece sizde olacak, öyle düşünün.
Arkadaşlar şimdi bizim TYT'de bir sürü dersimiz var değil mi? İşte tarihinden biyolojisi, din kültürü, felsefesi, coğrafyası, Türkçesi. En zorlandığımız ders ne? Matematik. Matematikte kaç konu var? Hadi gelin bir sayalım. Yapay zeka bunu da hesapladı çünkü merak etmeyin. Bakın. TYT matematikte kaç konu var? Mantık, kümeler, veri istatistik, sayma olasılık gibi gibi gibi. Peki bu tabloda önem puanı yazan kısımda dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bakın aşağı doğru iniyorum. Sayılar farklı. Bu ne demek? Var mı yanıt verecek biri? Mesela fonksiyonlar 1.96 diyor ama veri istatistik 0.12 diyor. Önem puanı neydi? Sınavda çıkacak soru sayısı. Hangi konudan kaç soru geliyor? Değil mi? Yapay zeka bunu da bildiğin için arkadaşlar, gerekirse senin zamanın az mı? Hani soruyorsunuz hocam yetişir mi? 6 ay kaldı, geç kaldı, merkez ilerledi, ben yetişemeyeceğim gibi gibi gibi. Sorun değil. Sen ne zaman kayıt olursan ol, kalan güne bakıyor ve diyor ki madem zamanın az, madem süreni yetiştiremeyeceğini düşünüyorsun, o zaman ben sana önem puanı yüksek olan konuları önüne getireyim, önceliklendireyim, daha az çalış ama doğru yere çalışarak rakibinin önüne geç. Bunu bu arada bütün konularda yapıyor. Sadece matematikte değil. Mesela fizik. Birçoğunuzun fiziği sevmediğini biliyorum. Seviyorum diyen öğrenciyle çok az karşılaştım. Kayıtlı olmayan öğrencilerimde. Fizik mesela, bak fiziğe bak. Her birinin önem puanı farklı gibi. AYT'deki de diğer bütün dersler, TYT'deki de hepsi. Ve bu sistemin arkadaşlar kendisine özel altın değerinde notları var. Bak Ebrar istisna mesela. Fizikte arkadaşlar ciddi anlamda seven öğrenci sayısı çok azdır. Seven de ciddi rakipler. Tebrik ediyorum. Rakiplerimiz tek uzemli değil seyrenir de buradaki rakipler sıkıntı. Ama burada da zaten o ilk 100'e, ilk 125 bine girecek öğrenciler var. Ben hepinize çok güveniyorum. Mesela bölme. Hocamız notunu da hazırlıyor ve notlar sisteminize yükleniyor. Hiçbir kitapta bulamayacağınız notlar. Bana çok soruyorlar. Hocam kitap var mı? Kitap var mı? Kitap var mı? Diyorum ki kitap yok. Çünkü buna ihtiyacın yok. Ha illaki dışarıdan soru bankası alırsın. Çeşitlilik candır. Tabii ki alacaksın. Ama konu anlatımına gerek yok ki. Senin her konudan ayrı ayrı notların zaten var. Şu kalitede notlar hiçbir yerde yok. Evet. Yazı yazmayı sevmeyenler. Halihazırda yazı bak soru da var mesela. Daha çok özellikleri var arkadaşlar. Siz inceleyip kurcalarsınız. Anlat anlat bitirilmez gerçekten. O kadar özel, o kadar kıymetli bir sistem. Ve siz bu sisteme layıksınız. Siz başarmaya layıksınız arkadaşlar. Çünkü sizin başarmak için gerekli gerekçeleriniz var. Kendinizi kanıtlama isteğiniz var. Kendinizi gerçekleştirme isteğiniz var. O koltuğa oturma isteğiniz var. O amfiye girme isteğiniz var. O fakültenin önünde o fotoğrafı çekinme isteğiniz var. Biliyorum. Var. Neden harekete geçmeyelim o zaman? Şimdi gelelim ücrete. Yusuf burada mısın Yusuf? Yusuf ücreti çok soruyordu. Heyecandan böyle çıldırdı yani. Yusuf kitap göndermiyoruz. Dijital kaynakların olacak. Dışarıdan soru bankası alabilirsin. Arkadaşlarım kısa süreliğine geçerli. Sadece bakın aramızda kalsın. Size özel. Tekuzem'in seminerine, bu seminere katılan öğrencilerine özel çok devasa bir kampanya yaptık. Yeni yıla özel bir kampanya, kısa süreliğine geçerli. TYT artı AYT. AYT branşı ne olursa olsun. Sayısal sözel eşit ağırlık. YDT yok bizde. Sayısal sözel eşit ağırlık. Üçünden birini seçebilirsin. Sadece TYT'ye de kayıt olabilirsin. Sadece AYT'ye de. Ama 4 yıllık bölüm istiyorsan kesinlikle Tuğba Hoca'nı dinle. TYT artı AYT'ye kayıt ol. 6199 lira yerine tamı tamına %30 indirimle birlikte sadece 4300 TL. Hem TYT hem AYT.
Elifciğim sadece AYT'de alabilirsin. 4300 lira TYT AYT yapay zeka sistemi var. Canlı dersler var. Bütün canlı dersler kayıt altına alınıyor. Videosu var. Check-up testleri var. Dönem sonu kamplar. Bakın yana döne kamp arıyorsunuz dönem sonu. Kamp bile bundan pahalı. Bir aylık kamp yemin ediyorum bundan pahalı gördüm. Ahmetciğim olsun artık o kısmet. Bir ay zaman kaybetmiş olacaktın öyle düşün. Şu an rakiplerinden öndesin. Yıl sonu kampları, indirilebilir PDF notları, Türkiye geneli online 10 AYT, 10 TYT deneme sınavı, online ders çalışma programı ve yapay zekanın koçluğu, her şey dahil yalnızca 4300 TL. Kayıt olmak için sistem yöneticisi arkadaşım, kıymetli öğrencilerime linki paylaşalım. Hızlı bir şekilde kayıtlarını alalım. Çalışmalarına başlasınlar. Sınavlarını, analizlerini çözsünler. Bir an evvel programlarını da hazırlayalım. Artık rakip eleme zamanı. Durmanın ve karamsarlığın zamanı değil arkadaşlar. Bu bilgileri aldıktan sonra ben artık yerinizde durmayacağınızı düşünüyorum. Lütfen beni yanıltmayın. Harekete geçin. Şu an gelen linke tıklayın. Bu link Teküzem'in kurumsal WhatsApp hattının linki. Ve orada mesajınızı yazın. Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Yusuf halledeceğiz. Hiç merak etme. Sıfırdan başlayanların semineriydi zaten bu. Numarayı direkt... Evet şeyden çıkmamanız için durun. Ben numarayı yazayım hatta. 551-592-58-35. Hadi bakalım rakip elemek isteyenler tıklasın linke. Gönderdiğim numarayı kaydedin. Teküzem'in kurumsal WhatsApp hattı. Bu numaradan mesaj yazın. Şu an gönderdiğim linke de herkes tıklasın. Bu fiyat kaçmaz. Hele yapay zeka hiç kaçmaz arkadaşlar. Var mı sorularınız? Elifciğim sadece AYT 2500 TL. Arkadaşlar tek AYT 2500, TYT de 2500, AYT artı TYT 4300. Büşra'cığım kayıt altına alınacak. Yarın YouTube kanalımız ve resmi web sitemizden izleyebilirsin seminerin tekrar kaydını. Tıkladı mı herkes? Hadi tıklayalım. Kaydımızı yapalım. Yanınızda anneleriniz, babalarınız varsa öğrenci koçlarımız onlarla da görüşsün. Onlara da bilgi aktarırız, yardımcı oluruz arkadaşlar. Sizin geleceğiniz her şeyden daha önemli. Tamam Yusuf'cum, linke tıkla. Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum. TYT'yi kaydolacağım yaz. Eğer sorularınız yoksa arkadaşlarım, ben kaçar. Belki de sizi ben ararım. Ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacak bu arada. Tamamdır. Ahmetciğim, Berivancığım, Yusufcuğum, İremcim ve diğer bütün öğrencilerim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. Umarım hepiniz ayrıcalıklı Teküzem dünyasına dahil olursunuz. Bu yıl kazananlar listesinde, hedeflediği bölüme yerleşen öğrenciler listesinde isminizi hep birlikte görürüz. Umarım bu mutluluğu hep birlikte yaşarız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.